Sevgili çiçek dostlarımız, bugün de misafir bahçelere hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir ortam, farklı bir mekandan sizlere görüntüler sunacağız. Burası otopark işleten Nazmiye teyzemizin mekanı, otoparkı hemen evinin yanında böyle bir işletmesi var. Ve bu yaşına rağmen gerçekten örnek görülebilecek bir durum diye düşünüyorum. Otopark işletiyor ama bulunduğu köşe gerçekten cennetten bir köşe. Birçok çiçek, bitki yetiştirmiş orada. Ben burada böyle geçiyordum. Geçerken şöyle o güzelliği fark ettim ve ayaklarım beni oraya doğru sürükledi arkadaşlar. Hemen o gün, birkaç gün öncesiydi, otoparka gelen var azıcık şöyle. Neyse, direkt canlı, doğal bir durum. Evet, ayaklarım beni o köşeye doğru çekti ve gidince o teyzemi gördüm, kızı var. Ve kızlarının da ablamın sınıfında ilkokul arkadaşı olduğunu anladım. Şahsen tanımamama rağmen gıyaben isimlerini falan biliyordum. Çünkü çok eskiden yerleşmeler buraya. Biz de aynı şekilde. O gün bazı çiçekler açtığı için hani başka bir gün gelirdim ama o gün bir gün çiçek açıp kalan çiçekler vardı. Kaynana topuzu, hatta bugün de tomurcuğa durmuşlar arkadaşlar. Şöyle bakarsanız beyaz beyaz harika çiçekler açmıştı. O gün ben bunu artık muhakkak görüntülemem lazım deyip o anki doğal durumu ile sizlere görüntüledim sizler için. Şimdi o görüntüleri vereceğim. Fakat başka bir gün geldik, teyzemiz de böyle biraz yakından tanıyalım, biraz sohbet edelim, onu da merak edersiniz diye düşündüm. O şekilde videomuzu devam ettireceğiz inşallah. Nazmiye teyzem, güzellik, güzellik. Çiçeklerle ilgilenen insan hiç güzel olmaz mı? Nazmiye teyzem, Gebze'nin çok eski yerleşim ailelerinden biri. Eşiniz ne iş yapardı dediniz? Koyuncuydu, evet. Ahmet abi yani. Koyuncu Ahmet ağa. Ya eski insanlar bilirler. Teyzem, ben şöyle şu güzellikleri bir çekmek istiyorum. İzninle izleyicilerimiz merak eder. Ayrıca meyveler de bahçeden mi Nazmiye teyzem? Bahçede. Ay çok güzel görünüyorlar. Onlar da orada. Böyle bir güzellik hepsi doğa ile iç içe kendine böyle güzel bir yer, güzel bir mekan hazırlamış. Şöyle çardak, üzüm çardağını görüyorsunuz. Böyle bir ortam hazırlamış, harika. Hatta sebze bahçesi de yapmış. Şöyle ıtırı görüyorsunuz, güller, sardunyalar, limon fideleri. Tavuklar da var teyzem. Tavuklar sizin değil mi? Çok çok şeker bir... Ay çok tatlısınız siz, gel bakayım. Çok şeker. Gel 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 gel, beyaz da var. Maşallah pesübhanallah diyelim. Burada böyle bostan tarzı bitkiler var. Zeytin ağacı. Şöyle bitkileri. Bir Japon gülü burada. Tomurcukta. Şöyle sırayla bakalım. Gölge olduğu için ortancaları böyle gölgede dikmiş. Ama şu ötede çok güzel bir begonya görüyorum. Hemen oraya gidelim. Evet, şöyle farklı tür kaktüsler de süslemiş köşelerde, bucaklarda. Ama şu begonyayı görüyor musunuz? Çok şeker bir rengi var. Harika görünmekte. Çok sağlıklı maşallah. Hafif güneş görüyor gölgede. Arkadaşlar, begonya yarı gölgede sağlıklı olmakta. Bir aloe vera o köşede duruyor. Böyle denemeleri, açelya. Evet teyzem, açelyayı ben de açtıramadım. Açelyam var benim de. Yeri güzel burada, çok güzel. Yeri uygun ama... Açıyor. Açıyordur şu anda, açma zamanı değil. Yine bu tür begonyalar, şöyle şişeyi kesmiş. Yine bir açelya. Şu kısmet ağacı, Rus ortancası. Şöyle bir bakalım ama aslında ben size... Niçin acele ettim? Başka bir gün gelip çekeyim dedim ama acele etmemin sebebi kaktüsleri açmış. Ben de
aynısı değil belki, bir küçük farkla belki, ama şöyle bakarsanız beyaz renkte harika görünmekte. Ve nasipmiş demek çekmek. Bugün ayaklarım beni bu tarafa doğru yönlendirdi. Demek bunlar çekilip gösterilecekmiş arkadaşlar. Sizler görmezseniz olmaz. Şöyle eşevera. Yine farklı kaktüs sukulent türler. Şöyle bakalım. Evet, bekar biti dediğim tür ve içinde bir sedum türü bordolu karışmış harika görünmekte. Genelde çekimlerimi akşam yapıyorum arkadaşlar. Güneş yansıyor ama şu anda Gebze'deyim ve bu fırsatı da değerlendireyim dedim. Ah ah, müsaade var mı? Çekebilir miyim? Çek. Evet, evet, evet. Seni çekmiyorum, kahveleri çekiyorum. Ya böyle bir ortamda bir de mis gibi kahveler gelmiş. Çok mahcup oldum. Ben çekimi bitireyim sonra kahveye geçerim. Evet, reyhan, fesleğen türü. Karanfil şu anda tabii baharda açmıştır ama yine havalar biraz serinleyince başlayacak. Şöyle kasım patıları açmış teyzem. Açmış bunlar. Evet, kasım patı diyoruz ama bazıları yazın da açmakta. Şöyle bir küpelileri var. Onları da bir görüntüleyelim. Evet, Arap küpesi dediğimiz. Bunun adı Romalı neydi? Küpelisi. Romalı mı? Roma küpelisi. Roma. Geçiyor. Allah Allah, Arap küpesi olarak da demek birçok ismi olabiliyor bunların. Yani aynı bitkiye birkaç isim verilebiliyor. Şurada da var. Mum çiçeği görüyorsunuz. Arkadaşlar, görüntü kalitesi çok iyi olmayabilir. Kusura bakmayın. Böyle ani bir çekimle kaçırmak istemedim. Başka bir günde gelirdim ama o kaktüsleri kaçırmak istemedim. Kauçuk görüyorsunuz. Şöyle hemen şöyle dönelim. Farklı kaktüsler. Tabii Nurten Hanım'ın serasında bunları görmüştük ayrıca. Meleklerin borusu henüz daha toparlanıyor. Bir yere dikilse daha iyi olur. Evet, buradaki kaktüsü de bakalım. Harika görünüyor. Kocaman bir dikenli top üzerinde. Bizim kaynana topuzu dediğimiz sanıyorum ama biraz uzun geldi bu bana. Belki bir küçük fark var. Onun o daha yuvarlak ve çiçeği de pembe. Şöyle biberler var. Şöyle bakarsak bunlar zıp çıktı galiba. Ötekiler neredeydi? Şöyle sardunyalar. Ama şu güzelliği de görmeden olmaz. Beyazla sarının muhteşem uyumunu görüyorsunuz. Gelin gibi. İpek çiçeği. İzmir ipeği de denilmekte. Bu ipek çiçeğine ne diyorsunuz siz ayrıca? Ne? Aman Allah'ım. Çok ayıp. Öyle... Bir şeyse ama söylemeyelim. Söyleyemedik. İzmir ipeği, ipek çiçeği olarak biliyoruz. Aman Allah'ım. Çok gerçekten biraz sakıncalı bir ismi varmış söylenen. Ama bundan sonra ipek çiçeği dersiniz. Begonvil'i mi çekmem olacak ben? Begonvil çekmem mi? Yeni mi aldın? Evet. Begonvil'in de çekilsin istedi. Vildan arkadaşım. Vildan ablamın iki kız kardeştiler bunlar. Ablamın ilkokul arkadaşı. Ben ilk defa tanışıyorum, şahsen karşılaşıyorum. Ben biliyordum, ablam okul zamanları bahsederdi arkadaşlarından muhakkak. İsmi geçerdi ama daha sonrasında şöyle geçelim. Yaprak güzeli, kolyoz bunlar da. Bir taraftan üretimlerde devam etmekte. Brillant suda. Ama bu sukulent türlerini suya koymuyoruz biz normalde teyzem. Sukulent kaktüs suya koyulmaz, böyle öyle direkt dikilir ama siz diktiyseniz de öyle de oluyor demek. Eşevera. Şu mesela brillant. Onlar var benim, onlar çok fazla. He, yani suya koymuyoruz. Arkadaşlar, burası bir otopark. Şöyle bakın, vergi dairesinin karşısında, Gebze vergi dairesinin karşısında. Teyzem işletiyor. Çok güzel çiçekleri de var. Onları da, bazılarını da satışa sunmuş. Bakabilirsiniz. Ev yemekleri de yapacak. Yapılacak. Burada bilginiz de olsun. Evet, telgraf çiçeği harika görünüyor teyzem. Muhteşem. Olsun, normal doğal şey hali. Onlara da geliyorum. Yuka oradaki yere mi? Yok, saksılarda. Yukalar.
şöyle arkadaşlar, benim yuka çiçeğimi kızıma vermiştim. Çok güzel büyümüştü. Geçen 1-2 ay, 2-3 ay oluyor taşınırken önden ben onu götüreyim dedim kırmasınlar diye. Binanın dibine koydum. Tam o esnada eşya geldi. Eşya geldiği zaman oradaki ilgililer aman sen bırak biz çıkartırız dedi. Ben çıkartacaktım, beni engellediler. Fakat aradan zaman geçti, eşyaları yerleştirdik. Sonra aklıma geldi hani çiçek, ve inip çıkıp bakarım ki apartmanın dibinde yerinde yeller esiyor. Birisi almış götürmüş. Çok üzüldüm ya, çok güzeldi. Evet, şöyle sardunyalar, muhtelif çiçekler. Evet, milisi de var burada teyzemin. Hem kırmızısı biraz pembe gibi, hem de beyazı. Evet, şurada mum çiçeği ve hemen yanında brillant çiçeği teyzemin. Böyle kurdele çiçeği. Şu sardunyaların güzelliğini görüyor musunuz? Ama bu kaktüs çok farklı. Şöyle ince. İnce ince. Evet, hepsi de kendi içinde farklı türleri barındırıyor gerçekten. Evet arkadaşlar, şöyle uzaktan bakınca gerçekten çok dinlendirici, hoş bir ortam. Kahvem de soğumadan gideyim. Kaçırıyordum az daha arkadaşlar. Kabak harika bir şekilde büyümüş, yine kaktüsler. Ay şu maydanozluğa bayıldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Eski bir varili kesmişler. Muhtemelen bir su veya bir şey için kullanmış olabilirler. Şöyle maydanozlar harika bir şekilde büyümüş. Ve pirpirim otu, sağlıklı vitamin deposu arkadaşlar. Bunu tanıyamadım ya. Yani şu anda çıkartamadım. Yani limon portakal mı desem, bir şey diyemeyeceğim. Saksısı çok hoş ama. Evet. Şöyle bir bakar mısın bize? Kafanı niye öyle öne eğdin? Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Baksana bu kadar güzel bir begonvilin çiçeğin yanındasın. Neden boynun bükük? Evet, çok güzel görünüyor. Begonvil. Güzel görüldüğünün tescili tabii kelebekler geziyor. Şurada renkli renkli güller var. Yine Melisa'ya benzettim. Melisa herhalde. Parfüm Melisa. Şöyle güller. Şöyle biberler. Kurban olurum sizi yaradana. Sizi yaradana kurban olurum ben. Güzellikler. Kurban olurum. Maşallah. Bismillah. Evet şöyle şeylere bakın. Güllere. Domates, biber. Böyle. Teyzemi de azıcık göstereyim, mavi giyinmiş. Teyzemin eşi vefat etmiş. Yani eşi hayatta değil. Artı o iki kız kardeşten bir kızı da kötü hastalıktan vefat etmiş. Duymuştum aslında ben onu. Şimdi burada tesadüfen tanışınca tekrar şöyle böğürtlenlere bakalım. Ve meleklerin borusu denilen bayağı büyük oldu arkadaşlar. Burada bayağı. Evet arkadaşlar, şöyle tavukları görüyor musunuz? Mecburen böyle güneş, tam güneş ortasında çektim. Şöyle bakarsanız nar ağacı, incir, ayva, malta şey muşmula, malta eriği falan farklı türler bahçesinde ekili. Şimdilik bu güzellikler burada kalmakta. Aslında çarşı içinde Gebze'nin ender yeşil kalan eski zamanını muhafaza eden güzelliklerinden biri burası arkadaşlar. Evet, şöyle uzaktan alayım. Eşim sohbet ediyor otoparkçı Nazmiye teyzemle. Şöyle bakarsak, şu anda arabalar da yok. Daha önce çektiğim yerleri yine böyle bir ekleme oldu arkadaşlar. Bakın tavuklar orada. Meleklerin borusu oldukça büyük. Şöyle mineler. Göstermiştim tabii ki bunları. Begonviller. Bugün size sürpriz zıp çıktı açtı. Geçen kaktüsler açmıştı. Şimdi bakın kaynana topuzu dediğimiz. Onları kaçırmak istememiştim ama bugün de nasibimizde zıp çıktı. Yağmur zambağı, zefirantes isimleriyle anılan güzellik. Bu. Benden mesela söyle. Girdin mi? Merhaba diyebilirsin. El sallayabilirsin.
Evet, ablamız ilkokul sınıf arkadaşı. Biliyorduk ama biz şimdi, ben şahsen şimdi tanışma fırsatı buldum. Geldi aklınıza. Onu bir anlatır mısınız? Yalnız boş kaldım. Boş o kaldınız. Ne iş yapayım? Bir iş düşünüyorum kendime. İşte otopark açayım dedim. Çocuklara, daha doğrusu okutmak için torunlarıma yardım edeyim. Onların geliriyle okuttum. Ha, süper. İstanbul'da Reha okudu. İstanbul'da da Merve okudu. Maşallah. Kaç yıldır ne işletiyorsunuz teyze? Okuttum onlardan. Maşallah. Bakın teyzem çocuklarını okutmuş. Torunlarını. Teyzem kaç yıldır işletiyorsunuz burayı? 10 sene oldu. 10 sene. Maşallah. Torunlarınız söylemişsiniz. Diş hekimi mi oldu biri? Evet. Biri torun diş hekimi. Reha'da Zilport'ta memur. Evet, bu o vefat eden kızının çocukları. Maşallah, valla harika bir şey gerçekten. Teyzem, burada çoluk çocuklarıyla büyüttün, ettin, geldi geçti bir ömür. Evet. Allah selamet versin. Bundan sonra da sağlıklı, huzurlu ömürler versin inşallah diyorum. Böyle güzel bir yer yaptınız. Tabii bu adım adım oldu değil mi? Azar azar. Onu alayım, bunu alayım, şunu koyayım derken. Ne yapıyoruz? Günün nasıl geçiyor burada? Başka neler yapıyoruz? Şu ağacın, ıhlamurun dibinde çok güzel geçiyor günü. Ihlamur? Bu ıhlamurların ağaçının hepsini ben ektim. Bu ortada hiç yer, ihlastan yere düşmüyordu ağaçtan. Buralar hep ağaçlıktı. Önce kestim. Şeyler var. Bayağı teyzem yeşil dostu, doğa dostu, ıhlamurlar altında, köşede bir çardağı var. O gün de çekmiştim. Teyzem ayrıca bir şeyler de Tavşanlı köyünden getiriyorlar. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Onların hesabına satıyorum. Canım benim ya. Onlara aracı oluyorsunuz evet. Böyle. Zeytinler de İzmir'de. Zeytinler de çok güzel. Muhakkak alırdım ben de. Ama zeytin çok yaptım. Ben kendim yapıyorum. Sevgili izleyenlerimiz. Ben de zeytin yapıyorum. Elde yapınca çok lezzetli. Burada ev yemekleri de yapıyor. Biraz çarşı içi bir yer burası. Bakmayın böyle doğal haliyle kalmış 60 sene önceki haliyle. Şey, 4-5 ay korona için kapattık. Ha, koronadan dolayı kapatmıştım. Şimdi açtınız değil mi peki? Bir hafta oldu açtık. Allah bu kazançlar nasıl kesin. Kızlarınız işletiyordu sanırım. Kızım o gün öyle bir söylemiştim İlhan'da. Evet arkadaşlar, teyzemin birçok çeşidi türü var. Ne getireyim dedim. Baktım su sümbülü yok. O gün su sümbülü getirdim. Bu arada bir izleyicimiz verdiğini söylüyorsun anlamında bir yorum yapmış. Geçen şey misafir bahçelerde. Gülerek okudum. Öyle bir şey hiç yapmam, verdiğimi hep unuturum arkadaşlar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Su sümbülü şöyle kısa bir bilgi olsun. Su sümbülü kök böyle çıkartırsınız. Gelir. Sonra şöyle altı delik değil. Pet şişe bu. İstediğiniz boyutta olabilir. Bunu koyup dikiyorsunuz toprağa. Gübreli toprak. Üzerine de biraz gübre koydum. Bunu aynı şekilde su dolu bir kaba yerleştiriyorsunuz. Fakat su seviyesi şu üstte olacak. Sonradan kökler atıp çoğalacak. Ve harika sümbürleriniz olacak inşallah, açacak. Bir yerine koyayım bunu. Böyle bir elim boş gelmeyeyim dedim teyzeme bu sefer. O gün spontane gelmişti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çekim yapacağız dedim. Tekrar ziyarete geleceğiz deyince biraz da ortalığı toplamış. Bu haliyle de azıcık size görüntüleyeceğiz. Teyzem, yani kaç yaşındasınız siz, merak ettim. Ben 40 doğumluyum, 80 yaşında. 40 doğumlu, 80 yaşında. Evet arkadaşlar, bakın bu kadar güzellikleri oluşturan 80 yaşında bir teyzem. Bakın güzellikler için, çiçek dikmek için bahane yok. Burası bir otoparkın bir köşesi. Geçen de misafir bahçelerde... Sağlık işte, olduktan sonra her şey oluyor. Tabii en önemlisi, en önemlisi o. Ama bu gibi güzellikleri yapmak için yürek istiyor teyzem. Tabii. Evet. Yürek. Onu yapmak için gerçekten... Heves lazım, heves. Heves ve azim. Bir şekilde oluşturulabilir bu güzellikler. Sizler de sahip olabilirsiniz. Kaç çocuğunuz vardı teyzem? 4 çocuğum vardı. Bir rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Zannedersem ablamın arkadaşı olandı. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Evet. Hepimiz yolcuyuz teyze. Buradan gelip geçiyoruz. Kimileri erken gidiyor. Tabii üzülüyor. Torunum var. Maşallah. Allah kapılarını açık etsin inşallah. Sağlıklı ömürler versin hepsine. Ben bizi ağırladığın için çok
teşekkür ediyorum. Gönülden, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum sana. Bundan sonra böyle artık sık sık Gebze'ye geldiğimde uğrayacağım. Geçen gün geldiğimde de kahve öyle ani gelmiştim. Kahve yaptı hemen Vildan arkadaşım. Sağ olsun. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var bundan böyle. Sizi de böyle güzelliklerle anacağız inşallah. Evet arkadaşlar, şey son olarak sağ ol, Allah razı olsun. Bir şey söyleyeceğim mi? Söylemek ister misin izleyicilerimize? Söylemek istediğim bir şey varsa. Şirk sevgisi bambaşka. Herkes yapamaz. Bir de terapi unsuru değil mi? Hani insana huzur. Yok, o ezelden geliyor şirk sevgisi. Sizin evveliyatın belli zaten. Buraları dedin, bütün ağaçlandırmışsınız. Ağaç sevgisi, şirk sevgisi. Ezelden o yürekte olan yürekte bir şey. Olanmış. Değil mi? Bazı insan şiir sevmez. Evet. Görmek bile istemez. Doğru diyorsunuz. Teyzem, buraya Bilecik'ten nereden gelmiştiniz? Bu Gebze'ye Tavşanlı'dan mı geldiniz? Ben Hereke'yim. Ay, Hereke'den. Hereke'den geldim. Arkadaşlar karıştırdık. Hereke'den. Hereke. Hereke'de halı sıyla ünlü. Halıda çalıştım. Oradan emekli oldum. Öyle mi? Yaptınız mı halı? Şunlar baktı çalıştım. Halı mı örüyordunuz? Evet. İpek halı mı? İpek halı, yün halı. Hiç fark etmiyor. Bu arada arkadaşlar, bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Ben de bir halı ördüm. İpek halısı ördüm ama kaç yaşındaydım? 14 yaşındaydım. Bir yıl sürmedi. 5-6 ay falan sürdü. Zaten onun hesabı var. Günde 10 sıra yapınca 1 santim en fazla 10 sıra yapılabiliyordu. 60 santim, 60'a 90 santimdi benimki. Bir halı örmüşlüğüm vardır. Bilirim kirkit sallamasını. Siz de demek oradan emekli oldunuz. Çok güzel. Ben hani hiç düşünmedim yani. Harekete olup da değil mi? Orada halıdan yolu geçmeyen yoktur muhakkak. Okumayanlar halıya gittiler. Şunlara baktı, halıda çalıştılar. Bu şekilde hayatımızda bir şeyler yaşamak ilerlediği için. Ben size sonraki yaşamınızda da sağlık diliyorum önce. Bol güzellikleri inşallah kapılarınız güzelliklere açılsın inşallah. Şu sardunyaları yine görelim şöyle. Evet. Ve videomuzu sonlandıracağız inşallah. Şöyle bakalım yine sardunyaların güzelliğini. Aradan birkaç gün geçti. Japon gülü. Evet arkadaşlar, şuradaki gülü de alayım. Çok güzel açmış. Tekrar böyle bir görün istedim arkadaşlar. Açmışlar, görmeden olur mu? Bakın, parlak bir sinek de gelmiş. Yeşille kırmızının uyumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakarsanız. Evet. Evet arkadaşlar, bir misafir bahçelerinde sonuna geldik. Bir sonraki misafir bahçelerde, daha farklı yerlerde, daha başka güzel insanlarla buluşmak dileğiyle herkese hoşça kalın, sağlıkla, huzurla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.